Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Yunus. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Clash Royale videosuyla daha karşınızdayım ve bugün arkadaşlar Kraliyet Hayaleti Hane Mücadelesi'nin 12 sandığının açılımını yapacağız. Diğer sandıkların efsanevi büyülü dev sandığın açılımını yapacağız. İzleyeceğiz, daha doğrusu onların kaydını aldım. Ve şu anda okulda olduğum için dışarıda bir çekim yapıyorum, gerçekten çok garip. Yağmur yağıyor, dayanamadım akşam gittiğim için yurda. Hemen çekmek istedim sizlere videoyu iletebilmek için. Çünkü ders falan var. Her neyse, bunlar çok da önemli değil. Sadece yağmur sesi geliyorsa kusura bakmayın. Bir videoluk maruz görün diyeceğim. Bu arada bunu 12'yi ben yapmadım. Takipçimiz Muhammed yaptı. Ona da buradan çok 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 teşekkür ederim. Ve şu kartı sizlerin de eşliğinde almak istiyorum. Kraliyet Hayaleti açıldı. Görüyorsunuz, muhteşem bir kart. Hemen şimdi isterseniz bir de o dev sandığın, büyülü sandığın ve efsanevi sandığın açılımını da izleyelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sandıkların açılımı da bu şekildeydi. Şimdi 12 sandığını açacağız. Daha öncesinde bir tane savaşı izletmek istiyorum. Yani son iki savaşı izletmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok efsaneydi. Ben tüm savaşları izledim diyemeyeceğim. Üçüncü savaştan itibaren, yani üçüncü galibiyetten itibaren tüm savaşları izledim neredeyse. Yani efsane savaşlar dönüyordu. Kimse savaşa başlamıyordu. Bakın şu savaş başlayana kadar bir şey yapayım. Hızlı izleyelim. Tamam, şimdi çarpı 1'i almak istiyorum. Gerçekten muhteşem savaşlarda sakın sandık açılımına geçmeyin. Yani siz de izleyin. Size de deneyim olsun. Yani 12 yapan bir kişinin savaşını izlemiş olun. Ben de izledim, gerçekten muhteşem savaşlardı. Ya ben sürekli böyle 10 iksir olunca bir şeyi atasım geliyor. Adamlar öyle yapmıyor. Bakın şu anda bekliyorlar yani. İkisi de birbirini bekliyor. Atak olsun vesaire vesaire. İşte böyle. Tabii buralar sıkıcı birazcık. Aynen, bak şöyle şu savaşın başladığı yeri açayım artık. Yani gerçekten kimin ilk olarak ne attığı bile çok önemli. Çünkü ayna mücadelesinde çok sıkıntı arkadaşlar. Yani ilk kimin ne attığı, ataklar falan filan. Artık onu da siz de savaşlardan anlarsınız. Çok fazla da detaya girmeye gerek yok. Bakın burada bir mezarlık da Pekka'yı oyalamak istedi, fakat yani ikinci vuruşunu Pekka'ya yaptığı için mezarlık orada birazcık boşa gitmiş oldu. Görüyorsunuz. Birazcık vurdu ama çok da bir sıkıntı olmadı arkadaşlar. Görüyorsunuz, kulenin canı 1100'e kadar indi. 1 dakika kala. Yani muhteşem bir avantaj, fakat yani 12'ye kadar gelmiş insanlar, 11'e kadar gelmiş insanlar tabii ki prolar. Her türlü çevirebilirler diye düşünüyorum ben. Ki birazdan göreceksiniz. Ben bu savaşları izledim bu arada. Dediğim gibi savaşı ben yapmasam da ben de çoğu savaşı izledim arkadaşlar. Size de izlemenizi tavsiye ederim yani. Artık geçen geçmiştir, ona yapacak bir şey yok, ama bakın burada çok amatörce bir Dart Goblin'i attı. Orada gördünüz zaten. Demeye de gerek var mı bilmiyorum ama. Yani ben yüreğim ağzımda izledim savaşları. Oynayanı siz düşünün abi. O kadar diyeyim yani. Burada artık savaşın hakimiyeti elinde gibiydi. Bakın 356 can, fakat muhteşem bir atak geldi. Pekka artı şey geldi. Mezarlık geldi. Yani çarpma vardı burada. Bayağı bir iş yapmış oldu orada. Görüyorsunuz. Kulede indi yani. Öbür türlü bayağı bir şey olacaktı, sıkıntı olacaktı yine, ama neyse, biz savaşı izlemeye devam edelim. Ben çok spikerlik yapmayayım isterseniz. Siz de görüyorsunuz zaten. Bakın burada gördüğünüz gibi zaten artık kule gitti abi. Güzel bir savaştı. Bundan bir önceki savaş da çok güzeldi. Onu da izleyelim. Daha sonra sandığın açılımına geçeceğim arkadaşlar. Şu anda yağmur hızlandı lan. Kesin sesi geliyor ya. Bir videoluk maruz görün arkadaşlar. Gerçekten yani dayanamadım. Şu savaş çok çok sonra başladı. İnat ettiler. İkisi de başlamıyor bakın. Çarpı 4'e bilerek aldım. Başlayınca şey yapacağım. Yani kimse burada AFK değil. Herkes bir şey yatsın da başlayayım diye bekliyor. Evet, şu anda gördüğünüz gibi ilk askerler geldi. Artık çarpı 1'e alabiliriz. İlk atak karşı taraftan geldi. Yine bekledi Muhammed.
Görüyorsunuz bu şekilde güzel bir şekilde durdurdu. Ve atağa çıktı. Kendi atağına çıktı. Yani hem durdurup hem atağa çıkmış oldu. Bu yüzden kimin başladığı da gerçekten çok önemli. Bence ikinci başlamak hani bu açıdan daha avantajlı. Tabii ki savunma yapmayı becerebilecekseniz. Savunmayı yapamazsanız tabii ki sıkıntı olur arkadaşlar. Ona da diyecek bir şey yok. Evet, şöyle izlemeye devam edelim. Savaş muhteşem bir şekilde devam ediyor. Evet, cehennem ejderi. Bu arada bir tane deste vardı. Onu da göstereceğim. Savaşı izletmeyeceğim. Aşırı saçma bir desteydi ya. Mücadeleye öyle desteler koymuşlar ki sanki böyle 2-3 yaşındaki çocuğu getirip kart seçtirmişler de 8'li bir deste oluşmuş. O derece saçma desteler vardı. Yani bir tane vardı en azından. Onu bir göstereceğim sizlere dediğim gibi. Evet, son 50 saniyeye girerken yani savaş çok ortada geçiyor. Bir kulenin canı 2000'de, birisi 1966'da. Yani her an her şey değişebilir şu anda. Ne olacağı belli değil. Şu anda iki tarafta bakın askerleri biriktiriyor. Bir savunma yapıyor. Yani ortada büyük bir kapışma dönüyor abi. O kapışmadan kim galip çıkarsa zaten kuleyi alacak ki gördüğünüz gibi Muhammed'in askerleri gittikçe artmaya başladı. Bu arada Muhammed diyorum. Kendisi İran'da yaşıyor. Yani bizde Muhammed olduğu için ben öyle diyorum ama telaffuzu da farklı olabilir. Kusura bakma, onu da söylemiş olayım. Gördüğünüz gibi burada kuleyi aldı zaten artık. Bu da çok iyi bir savaştı arkadaşlar. Şöyle çarpı 4'ü alayım. Yani birazcık daha vakit olsa 3 tacı da alırdı ama zaten karşı taraf bıraktığı için alırdı. Yoksa yine çok da bir şey olacağını sanmıyorum. Hemen o desteği de bir göstereyim. He, şu deste abi. Görüyor musunuz? Felaket Kulesi, Barbar Kulesi, Havan, saçma sapan kartlar ya. 8 tane kart yapmışlar, koymuşlar. Neyse, işte o beklediğiniz ana geldik arkadaşlar. Sandığı hemen açalım artık. Çok beklettik. Bu arada videonun altına kesin yazacaklar. Şu dakikada açıyor falan filan diye. Direkt buraya geldiyseniz bari savaşları izlemediniz. Bir like atın da bizim de işimize yarasın. Barbar, Okçu. Bakalım inşallah Efto gelir. Minyonlar, Goblin Kulübesi, Buz Golemi, sıradanlar büyük ihtimalle bitti. Ama Enderler bitmemiş olabilir. Hadi. Oha, sıradanlar bile bitmemiş. Enderler bitmiş abi. Pekka. Yani 12 sandığı güzelmiş ya. Yine güzel kartlar çıktı ama öyle yani kraliyet hayaletini almakta amaç. Onu da almış olduk arkadaşlar. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu mutlaka beğenip paylaşın ki daha fazla kişi görsün sandığın açılımını. Diğer sandıkları vesaire vesaire. Güzel savaşlardı. Yani sandığı izleyip bitiren varsa şu anda tekrar söylüyorum. Savaşları mutlaka izleyin. Güzel savaşlardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.